Merhabalar efendim. Lezzet Avcısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bugün Afettin Akkurt ustamızın yanına geldik. Bugün bizlere patlıcan parmak kebabı yapacak. Merhabalar ustam. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben Afettin Akkurt. 86'dan beri ben aşçılık yaparım. Yani çok iyi. Yani yemeklerim lezzetlidir yani. Yemeklerin hepsini yaparım. Kebap olsun, efendim söyleyeyim, ızgara olsun, sulu yemek, meze hepsini yaparım yani. Her çeşit yemek yapıyorsunuz. Evet efendim. Bugün bizlere de patlıcan parmak kebap yapacaksınız. İsterseniz seyircilerimize kullandığımız malzemeleri sayalım. Tabii efendim. 100 gram biber, bir baş sarımsak, biber, 200 gram domates, patlıcan kebabın üstünde, bu da ortasında etin üzerine 2 kilo da etimiz var. Patlıcanımızı ne kadar kullanacağız? Patlıcanı 3 kilo kullanacağız. Evet, şimdilik evet. Biz zamanımız kısıtlı olduğu için nasıl doğrandığını gösterecek ustam. İsterseniz onunla başlayalım. Tabii efendim. İşletmede sıklıkla yaptığınız bir yemek mi bu? Evet efendim, her zaman yaptığımız yemek bu yani. Uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet, 86'dan beri ben bu yemek işini yaparım. Ne güzel efendim. Bugün sizler için patlıcan parmak kebabı yapıyor ustam. Parmak kebabı dediğimiz şey patlıcanlarımızın şeklinden dolayı. Evet efendim. Patlıcanlar uzun oluyor. Aynı parmak şeklinde uzun uzun oluyor. Aynı şu şekil. Bunları daha sonra kızartacak mıyız? Evet efendim, kızartacağız. Kızartmazsa olmaz çünkü patlıcan parmak kebabı. Mutlaka kızartmamız lazım yani. Farklı bir lezzet katacak. Evet efendim. Bunun en lezzetlisi sarımsaktır. Sarımsak olmasa patlıcan parmak kebabının tadı olmaz yani. Kaç kişilik yemek oluyor? 10 kişi olur, 20 kişi olur. Yani 2 kişiye göre değişir yani. Yani 3 kilo patlıcandan 20 kişilik yemek çıkıyor. 20 kişilik yemek çıkar. Şimdi patlıcanlarımızı doğradık ve kızartacağız bunları. Evet efendim. Daha sonra da diğer işlemleri uygulayacağız. Evet efendim. Patlıcanı ondan sonra dizeceğiz tek tek. Ortasına etini bırakacağız. Üstünün dekorunu yapacağız. O zaman şimdi kızartmaya geçelim usta. Evet efendim. Şimdi geçiyoruz kızarma. Evet ustam, kızardı patlıcanlar. Evet, patlıcanımız kızardı. Şimdi şu anda yapmaya hazırlıyoruz yanına. Patlıcanlarımızı alıyoruz efendim ve yemeğimizin diğer aşamalarına geçeceğiz şimdi. Şimdi patlıcanımızı dizeceğiz böyle sıra sıra. Ortasına etini bırakacağız. Üzerine domates dekorunu bırakacağız. En son üzerine sosunu vereceğiz bunun. Salçalı sos mu yapacağız? Evet efendim, salçalı sos yapacağız üzerine. Evlerimizde de rahatlıkla yapabileceğimiz kolay ama gerçekten lezzetli bir yemek. Evet. Çok basit bir yemek, hazır yemek yani. Kızarması biraz zor ama. Genelde kızarması olan yemekler benim daha çok hoşuma gidiyor. Lezzeti daha çok oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kızarmış her zaman için daha iyidir yani. Çünkü lezzetli oluyor. Evet ustam diziyor patlıcanları. Ve üzerine etleri koyacak, domatesleri koyacak. Lezzet zaten bunu ettir. Sarımsağın ettir. O ayarlamak lazım sarımsağı değil mi? Ne kadar tabii, kullanacağımızı. Tabii. Çünkü patlıcana genellikle sarımsak çok olur. Patlıcanın en çok tat veren sarımsaktır. Sarımsak genelde her yemekte kullanılır ama sevmeyenler var, kullanmıyorlar. Patlıcanı çok güzel kaldırır deriz değil mi evet. Yani? Ne kadar kullansak da? Ya onu ayarlayacaksın yani. Fazlası zarar yani. Sırasıyla gerçekten koyuyor düzgünce ustam. Başka ne tür yemekler yapıyorsunuz ustam? Biraz bahseder misin onlardan? Yemeklerin sulu yemeğin her çeşidini yaparım. Fark etmez yani. Izgara çeşidini de yaparım. Soğuk meze çeşitleri de yaparım.
Yani turizmde çalıştım ben yani. Ama sene 2000'den sonra gitmedim yani turizme. Daha çok restoranlarda ve lokantalarda. Evet. Genelde turizmde çok çalıştım ben. Patlıcanın çok güzel kokusu yayıldı etrafa kızardıktan sonra. Evet, patlıcanın özelliği oldu zaten çünkü. Her zaman kızaran yemek iyi olur yani. Ortası hep boş kalacak usta. Evet efendim, ortası boş kalacak. Ortasını etini bırakacağız. Üzerine domates tekrar yapacağız şimdi. Ne kadar sürede pişiyor ustam? Bu yarım saat içinde pişer fırında. Siz de işletmelerde öğlene yemek çıkartıyorsunuz. Evet. Efendim sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Oldukça yapım basit ama bir o kadar da lezzetli bir yemek. Patlıcan parmak kebabı yapıyoruz bugün sizler için. Şimdi dizme işlemimiz bitti. Evet, dizme işlemimiz şu anda bitti. Şimdi ortasına etini bırakacağız. Etimizi haşladık mı usta? Evet efendim, etini şimdi haşlamazsak pişmez yani. Patlıcan için genellikle hazır pişme lazım eti yani. Pişmesi olmaz yani. 2 kilo et kullanacağız, 20 kişilik kişiye 2 kilo et kullanacağız. 2 kilo dana eti kullandık. Dana eti kullanacağız. Çünkü şimdi öncesi gibi kuzu etini yiyen yok, kokuyor diyorlar. Genelde tanıtı yiyeyim satıyoruz yani. Biraz da sert olduğu için haşlamış ustam. Evet. Biz gelmeden sağ olsun hazırlamış. Şimdi biberini döküyoruz üzerine böyle. Dekor yapıyoruz. Bir de lezzet de verecek. Evet tabi. Sarımsağını döküyoruz üzerine ondan sonra. Dilediğiniz şekilde siz de sarımsağı artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Evet. Az tuz atıyoruz böyle. Besin tuzsuz olabilir belki. Kızartmaya koymuştunuz. Tabii evet. Kızartmaya koymuyoruz. Kızartma sosundan beraber yapıyoruz. Hı. Ama üzerine tuz ilave ediyoruz yani. Püf noktası kızartmaya koymuyoruz. Evet, domatesi bırakıyoruz üzerine. Dekor amaçlı. Evet efendim. Dekor amaçlı. Dekor olmazsa yemeğin tadı olmaz yani. Mutlaka adam bakacak ki. Görsellik önemli. Görsellik çok önemli. Bir de siz ustalar bu işi daha iyi beceriyorsunuz bence. Evet. Her şeyin ustası var tabii. İşi erbabına bırakacaksın. Sizler de efendim evlerinizde yaparken porsiyonlarınızı azaltabilirsiniz. Kullandığınız patlıcan sayısını, kilosunu ya da etin miktarını azaltıp yapabilirsiniz. Evet evde mutlaka evde azaltmak lazım yani. Evde 2 kişi olsun, 3 kişi olsun fazla gerekmiyor yani. Evet yemeğimiz olmak üzere efendim. Şimdi biberini diziyoruz, dekor veriyoruz. Profesyonel mutfak olduğu için hızlı pişecek. Fırınlarımız da öyle. Evet mutlaka. Profesyonel olmasam çünkü yani. Pratik olmasan yemek çeşit çok olduğu için çok şey yaparsın. Sıkıntı çekersin yani. Evet, hazır mı ustam? Şu anda hazır sos vereceğiz. Sosunda neler kullanacağız? Sosunda soğan yapıyoruz. Doğruyoruz yağını beraber kavuruyoruz. İçine sarımsak atıyoruz. Salça atıyoruz. 100 gram salça. Tuzunu mesela kendi elimize göre ayarlıyoruz mesela. Damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. Damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Az da içine karabiber atıyoruz. Tamam ustam, sosumuzu da yapalım. Yemeğimiz pişti ve fırından çıkartacak şimdi ustam. Evet yemeğimiz şimdi şu anda hazırdır. Çıkartıyoruz fırından. Mis gibi olmuş. Evet. Yemeğimiz şimdi şu anda hazırdır. Servis edebiliriz. Evet efendim şu anda servis edebiliriz. Yemeğimiz pişti, fırından aldık. Ustam servis etmeden önce ustam nasıl yaptık seyircilerimiz için tekrar baştan anlatır mısın? Tabii efendim. Önce patlıcanı soyuyoruz. Hı hı.
5 kilo patlıcan kullanıyoruz 20 kişiyle. 2 kilo et kullanıyoruz. Efendim sonra patlıcanı kızartıyoruz. Kızardan sonra patlıcanı tek tek diziyoruz. Dizenden sonra üzerine şey yapıyoruz, teker yapıyoruz. Domates, biber, patlıcan, sarımsak. Efendim sonra üzerine 100 gram biber, 200 gram domates, 300 gram biber, üzerine dekor yapıyoruz. Şimdi şu anda şeye hazırız, servise. Tamam hocam, ustam merak ediyorum tadı nasıl oldu? Tadı bence çok güzel. Size sunayım, bakın tadına. Eminim öyledir efendim. Seyircilerimiz için tadına bakacağım ben. Gerçekten suyu, kokusu, görseli harika. Buyurun efendim. Evet, ben de şimdi tadına bakacağım ustam. Afiyet olsun sana. Gerçekten patlıcanın ve etin tadı muhteşem. Ellerinize, emeğinize sağlık ustam. Afiyet olsun sana. Çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, programımızı kapatmadan önce işletme sahibimiz Atiye Hanım ve Hayati Bey'le de sizin göstermek istedim. Atiye Hanım merhabalar. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim adım Atiye. Bu işletmemizi yeni açtık. Yani çok beğeniliyor işletmemiz. Müşterilerimiz güzel, yemeklerimiz güzel. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Soğuk sıcak içeceklerimiz var. Birçok kesime hitap ediyoruz. Memur, esnaf, öğrenci, dışarıya hizmetimiz var. Çok memnun müşterilerimiz, yemeklerimiz çok güzel, ustamız çok, yani yemekte büyük. Evet, çok becerikli. Çok becerikli, maharetli ustamız. Çok memnunuz yani ustamızdan, elemanlarımızdan çok memnunuz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor, yeniden geliyorlar. Çok teşekkür ederiz efendim, bizleri de kabul ettiğiniz için. Hayırlı uğurlu olsun, yeni mekanınız gerçekten çok güzel olmuş. Biz teşekkür ederiz. Belediye başkanımızın bu bize göndermiş olduğu çekimden çok memnunuz. Belediye başkanlarımız çok beğeniyoruz. Çalışmalarından çok memnunuz. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Hayati Bey, sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Hayati Öztürk. İşletmeyi yeni açtık. Hastalık dolayısıyla 4 ay önce açacaktık ama bugüne kısmetmiş. Gördüğünüz gibi ustamızla, eşimle birlikte burayı işletiyorsunuz. İşletiyoruz güzel güzelce. Damak tadı, hijyen, lezzetli. Bütün çevre, eş, dost sayesinde bekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Bu zorlu süreçlerde bizi iş yerinize kabul ettiğiniz için. Bugünün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in size ufak bir hediyesi olacak. Güzel günlerde kullanın efendim inşallah. Çok da selamlarını getirdik sizlere. Teşekkür ederiz. Ona çok teşekkürlerimizi söyleyin. Tabii ki söyleriz efendim. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim. Yeni açmış olduğumuz lokantamıza yeni hediyesi. Çok sağ olun. Güle güle kullanın. Başkanımız da bekleriz işletmemize. Buyursun gelsin yemeğimizi yesin. Tabii efendim, ileteceğiz. Ustam size de tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Efendim, bugünkü Lezzet Avcısı programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan Atiye Hanım'a ve ustasına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim, bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler de benim işletmeme de gel, evime de gel, ben de sana güzel yemekler yapayım diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.